Ters fonksiyonun türevi örnek soru 1. Bu videomuzda ters fonksiyonun türevi konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. fx eşittir e üzeri x artı x fonksiyonu için f'in tersinin türevinde bir değeri kaçtır? Bunun çözümü için konu anlatımında iki farklı yol konuşmuştuk. Hatta üç farklı yol vardır. Birinci yol fonksiyonun tersini bulursunuz. f eksi 1x bulunur türevi alınır. f-1 x'in türevi alınır. Ardından bir konulur. bulunur diyelim. Bunu engellemek için buraya tersini alamayacağınız bir fonksiyon verirler ki buradaki bunu gayet hak eden bir fonksiyon. Yani bunun tersini almaya kalktığınızda y'ye eşitleyip x'i yalnız bırakabilmeniz mümkün değil. Bu yol çuvalladı. Zaten beklentimiz ve öğrenmemiz istenen bu değildir. İkinci yol. ikinci yol, üçüncü yol zaten birbiriyle hemen hemen aynı olan yollardır. Direkt kural ile yapmak. F'in tersinin türevinde buraya a diyelim. Eşittir. 1 bölü F'in türevinde B. Dikkat edin. Burada A, burada B var. Şimdi bu yolu halledelim. Buradaki A değerimiz 1. Bu 1'i götürüp bu verilmiş olan fonksiyona eşit dediğimizde bulacağımız değer B değeri olacak. E üzeri x artı x eşittir. Buradaki 1. Hangi x için 1 çıkıyorsa bu, işte o bizim b değerimiz olacak. Buradan birazcık kafamızı kullanacağız. Bakacağız şöyle keskin bir görüş yapmaya çalışacağız. Aa, bu x eşittir 0 için sağlanır diyeceğiz. Bunu işlem yaparak çözme gibi hayallere kapılmayın. x yerine 0 konulduğunda bunun sonucunun 1 çıktığını görmeniz bekleniyor burada. Sıfırı koyduğumuzda e üzeri sıfır bir eder. Burası da sıfır. Sonuç bir çıkıyor. Tamam. B'yi bulduk. Yani f'in tersinin türevinde bir 1, 1 bölü f'in türevinde sıfıra eşit. Bu fonksiyonun türevini alıp sıfır koyduğumuzda da işte sonucuna ulaşacağız. f türev x e üzeri x'in türevi e üzeri x'tir. Artı x'in türevi 1'dir. Bunu da götürüp sıfırı koyarsak f türev sıfır e üzeri sıfır artı birden e üzeri sıfır birdir. Bir artı birden ikidir. Onu getirir buraya koyarsak 1 bölü iki sonucunu buluruz. Üniversite hocalarının çoğunluğunun istediği yol budur. En formal yol da budur. Konu anlatımında ben bir yol daha göstermiştim. Fonksiyonun tersini direkt buluyorduk. Bu e üzeri x artı x ile karşıdaki x'in yerine değiştirdiğimizde direkt ters fonksiyonu buluyorduk. Sonra onun üzerinden türev alınarak yapılan bir yol göstermiştim. Onu da kullanabilirsiniz. Ama üniversite hocaları daha çok bunu kullandığı için siz de buna odaklanın. Böyle bir şey sorulduğunda bunun içindeki değeri gidip buna eşitleyelim. O bize buradaki b değerini verecek. Bulduğumuz değer. Bu şekilde kurgulayıp çözelim. İsteyen o benim gösterdiğim diğer yolu da kullanabilir. Şimdi burada ben soruyu bu noktada bırakacağım.